şey dönen bir diskiniz var. İşte bir tane top şey yapıyor. Düz çizgilerde şey yapıyor. Top atıyor. Şöyle. Tamam. Sağlıyor işte. Tamam sağ. Ama bu değil. Şimdi ben şey değil yani. Dönen diskin tamam. Üzerinde değil. Tamam mı? Şimdi yani şey eylemsiz dönen çerçevede değilim. Eylemsiz çerçevedeyim. Adamı bakıyorum. Adam düz çizgiler boyunca hareket ediyor gibi. Şimdi hakikaten topçu bu arada. Evet. Bu şimdi şey çerçevesine ama geçiyorsun. Ama yani. Evet. Dönen çerçevedesin. Dış tarafı bulutuyorsun. Sanki adamlar eğriliyormuş gibi. Tamam mı? Şimdi şeyleri gösteriyor, kuvvetleri gösteriyor aynı şey için. Her şeyi anlıyorum. Tamam, yine dönen çerçeve üzerindesin. Kuvvetlerin nasıl olduğunu gösteriyor. Şimdi şey koyarsam ben ne olacak? Sarkaç koyarsam ne olacak dönen diskin üzerine? Ve de sarkacın periyodu, şeyin diskin dönme periyodu aynı olsun. Bu adam nasıl bir görüntü izleyecek, kuvvetleri nasıl olacak gibi bir şey. Dışarıdan bakıyor bu tarafına. Şimdi dönen şeyin üzerindeyiz. Dönen olunca bu sefer adam bir takım hareketler yapmaya başlıyor. Bu yanı da dış tarafı atıyor sonra. Bu yanı ilk türlü merkezinde vardı. Çok tamam güzel. Şey, yine biz de sarkaçla ilgili bir şey yapacağız. Zaten bu Foucault sarkaçına varacak şimdi. Yani burada periyotlar aynı olduğu için bu adam şey yapıyor. Dairesel yapıyor. Bütün bir merkezinde dönen bir risk var. Üstüne biliyorsun. Değil böyle bu kadar konuştum da. Yani orada da dönen bir şeyin üzerine bir tane sarkaç, sarkaçın altından kum akıyor. Okay, sallıyorsun ve yarım yarım görüyorsun. Çok güzel. Buradaki olabilir. Devam ediyorum. Aynen. Bu adamın görüntüsü böyle bir şey. Bu sefer şeyleri, periyotları farklı. Şeyin periyotu daha kısa. Çünkü 133 olarak. Eşit olursa var mı? Sonrakiler şey olur. Mesela yarısı olursa orada bir sonsuz işaret olsun. Ne bileyim. Yani. Bir fark mıydı? Periyotları bir fark periyotları bir fark orada daha yani. Küçük. Zaten Foucault sarkıcında yaptığı şey bu işte. Bu hızlı tabii bir iş. Yani dönen diskin üzerindeki pendulum var. Dünyanın nasıl? Periyot burada 6'da. 3'te 133 kadar az. 2 gün yettiğin için 60 tane. Evet, doğru. Arkadaş deneyim ben yaptığımda 8 çiziyordum. Ne yapıyorsun? 8 çiziyorsa yarısı olmuş o bir şey. Arkadaş deneyim ben yapmıştım. İşte hem de bağlı açarmıştım. Hatta işte gün içerisinde 8 çiziyordum. 8 çiziyordum. Evet. Şey yani. Periyodu iki katı gibi bir şeydi yani. Dünyanın periyodu 24 saat, 12 saat periyodu. Sen bir şeyin üstüne koydun onu. Yani sarkışın içine koyduğum vardı, tuz atıyordu. İşte öyle bir sistem vardı. Ama dönen bir şey var değil mi? Tablo gibi bir şey var. Yok, dönen bir şey yoktu. Dönen dünya yani. Ne kadar bekliyordun ki o yer? Yani o 8'i görmek için. Yani yani çok uzun bir şey olması lazım da. Yani, niye öyle bir hareket yapıyordun o sarkacını anlamadım. İşte yani ne anlamaya çalışıyorum. Tamam, göreceğiz. Yani, şey hani o yüzden sonra ne kadar bekliyordun falan diye. Hani bu etkiyi görmek için hani Foucault sarkacını yani, şey. Anlık yapılan bir şey. Anlık yapılan bir şeyse başka etkiler vardı orada muhtemelen. Yani, bu bahsettiğimiz şeyde aynı şey olmayabilir. 8 çizmesi tek doğruda sallanmıyormuş da şöyle şey diyebiliyorsan. Evet, bu vesile nedir onu bilmiyorum. Çünkü normalde... Tam düzgün sağlıklı sağlıklı almıştı. O yüzden bir yandan da sağa sola gidip geliyorduk. O yüzden... Evet, o öyle bir şey herhalde. Ama aynı şey karşı. Sağlıklar söylüyorsun ki gözle gözle bir etki için. Bir de çok yukarıda. Çok yüksek, şey, uzunluğunun, sarkıcın uzunluğunun çok yüksek olması lazım. Başka kuvvetlerin etki etmemesi için çok düzgün korunman lazım sarkıcı olan. Enerji yüksek olması için engel araçtan geliyor ya. Dev bir kilo alırsam tamam. Enerji yüksek olduğunu uzun süre devam edebiliyorum. Bunu bir daha görmek isteriz aslında. İstiyor musunuz? İstemezsiniz. Bir daha görmek isteriz. Bilet istedim. Bir daha görmek isteriz. Bir daha şey yapabiliriz yani. Bir şey söyleyin, onu görelim. Tamam, istemiyoruz.
Sebastian da gördüm bari sahiden. Yani bu sahiden. Çok metin tamam da. Böyle bir meta akıyor. Ve iki saat önce şey gezdim. Girerken fotoğrafını çekmiştim. İki saat sonra kadar. Eksinin 30 derecinden kaymıştı. Böyle salınmalar. Pantheon diyor bari sahiden. Çünkü bir şey ya, bu inşaatın konuştuğu şey Fransız önemli bir adam. Esas zaten ilk yaptığı oradaymış. Halka demonstrasyonu ilk orada yapıyor yani. Orijinali değil galiba ama şey orada. Orijinali şey müzeye duruyor bu konu yaptım. Oraya yeni sağlam bir şey, değil bir şey yani. Çok güzel de akıyor. Bir şey tutmuştum orada. Devrede gittik, kaçıp gideceğim diye. O da tutmuş yani, tavanı bayağı ciddi olanlar resmi, ciddi şeyler de yapmışsınız. Bazı terimleri bunun içine atacağım gerekli diyoruz. Mesela merkez kaç kuvveti falan olanlar yer çekimiyle aynı yönde katkı verecekler. Onlardan gelecek olan katkıların bir kısmı bunun içinde. Bu bizim terimimiz. Bunun şeyi efektifin içine katmakla ilgili olarak da şimdi ben burada böyle yapınca R falan yazınca insan merak etmiyor bu R nedir falan diye. Ama şimdi mesela direkt şeyini yapamayacağım. Şimdi dünyanın üzerindesiniz, belli bir paralellerdesiniz. Dünyanın bir kısmını çiziyorum. Bu böyle bir açı yapıyor. Paraleldeyiz. Bu yaptığı açıda fi gibi bir açı olsun. Burada bir tane sarkacımız var. Şimdi şeye bakıyorum esasen. Şöyle söyleyeyim. Burada bir sarkaca bakıyorum. Normalde sizin sarkacınız sallanırken şunun böyle projeksiyonuna bakın bu bir boyuta. Ya da iki boyuta bakın. Üç boyutta olsun. Yani şurada adamın yapacağı şey değil mi? Şöyle gidip geliyor sürekli. Aynı çizgi üzerinde. Yani. Yani gitti. Yani gibi ya. Evet. Ama şimdi şeyine bakıyorsunuz. Bunun projeksiyonuna bakıyorsunuz. Tamam buradaki. Bunu gidip geliyor. Hiçbir şey Coriolis kuvveti falan etki etmiyorsa. Hani bakıyorsa. Ama şimdi bu sefer şeylere bakacağız. Bu adamın bu kaymalarına bakıyoruz ya. Bu yöne bir tane kuvvet etki etmiyormuş gibi gözükecek. Bu artık böyle değil. Gidip gelirken birazcık şey yapacak. Tamam. Böyle bir şeyler yapacak. Burada bahsettiğim R'den teta'la, R de aslında bu projeksiyon yaptığım düzlemdeki R, teta gibi bir şey olacak. Yani aslında sapmasına bakarken adamın çünkü düzlemde böyle bir şeyler yaptığını aklınızda tutun. Sonra R'nin teta'nın ne olduğunu. Ama şimdi ben bunu bir şey anlamadım. Anlamadım. Tamam. Sadece şunu göz önünde canlandırmak iyi olabilir. Bu adamın salınırken yatay düzleme projeksiyonunun hareketine bakıyoruz. Hani şey, videoda vardı ya böyle çiçek gibi. Her şey tam olarak o yüzden anladım da. Bu şeylerin hiçbiri, yani hepsi benzer şeyler oluyorlar. Tek bir R söyleyebileceğin şeyler olmuyorlar sanki. Böyle yani çiçek gibi olmuyor. Ama adamın genliği şeyle değişiyor herhalde. Değil mi? Genliği nasıl değişecek bu adamın? Yani şuradaki şey zamanla, şunun salınım açısı olacak bir tane. Onu da
başka bir şey diyeyim. Tabii.